Merhaba arkadaşlar. Nurgül'ün Tığ ve İğneoları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emekler için de beğeni ve yorum yaparak bana destek olmayı unutmayalım. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir, zil butonunu da aktif hale getirerek çıkmış olduğum videolardan ilk önce siz haberdar olabilirsiniz. Kanala da abone olmak ücretsizdir. Yine size çiçeği ve şöyle yaprağı takım olan bir model hazırladım. Bakın, şöyle zarif bir ara suyu. Şöyle arkadaşlar, türbentimi de toplayayım. Şöyle çiçeğim daha net ve güzel görükür inşallah. Bu şekilde beyaz zemin üzerinde. Şu yaprağın bu kadar şöyle hem az ilmekli hem daha dolgun duruşunu nasıl yapıldığını göstereceğim şimdi arkadaşlar. Çok kolay. Daha önce biliyorsunuz 18 tane ilmek, 15-18 arası ilmek doldurup bu şekilde dolguyu elde ediyorduk. Fakat 10 tane ilmekle bu güzel dolguyu nasıl yaptık? Onu size şimdi tarif edeceğim. Bakın, şöyle minik toplak iğde şekeri, şöyle yaprağı da tek ve büyük akide şekeri. İkisi birbirine takım oldu arkadaşlar. Kenar kısımlarını da sahte sık iğne ile yaptım. İğne yasındaki gibi zarif olsun diye. Şöyle. Modelim bu arkadaşlar. Şöyle o kadar güzel gözüküyor ki duruşu. Şöyle zarifliği. İnşallah güzelliğini de şöyle sizlere yansıtabiliyorumdur. Evet, şimdi modelimizin anlatım kısmına. Evet, şöyle ikişer zincir çekerek tülbentimin kenar tığlama işlemlerini hazırlıyorum ve şöyle köşe dönüm işlemi, tığlama işlemi 696 nolu videomda tüm püf noktalarıyla mevcut. Oradan izleyebilirsiniz. Şöyle arkadaşlar, bir tanesini çiçeğime, gerisi şöyle ara kısmında kalıyor. Bakın, burada 8 tane toplam ara suyu yapıyorum. Birisi buraya gidince 7 tane iki çiçeğin arasına şöyle kalmış oluyor. Bakın arkadaşlar. Şöyle birisini çiçeğimin üç kısmını. Şurayı özellikle tutturmadım arkadaşlar. Hatta buraya bile tutturmasanız çiçek kalıp gibi yukarıda duruyor. Çünkü bakın, bu sık iğneli dalanından ötürü. Ama şöyle yine de ben üç kısmını tutturayım istedim. Şöyle ayarlayalım. İlk başlar gibi başlıyoruz. Unutalım arka kısmı. Bu 7 tane olduğu için son tarafında göstereceğim. İlk önce çiçeğimizin kök kısmını yapalım. 2 zincir çekerek başladım tığ battıktan sonra. Ve 2, 2. Yine 2 tane zincir çekiyorum. Yuvanın içine girip sabitliyorum. 2 zincir, bir defa tığı doladım. Şöyle 2 ve 2. Bir tane kirpiksiz, bir tane de bu şekilde yarım trabzan yaptım. Şimdi 7 tane zincir çekiyorum. Ters tarafına çevirdim. Buradaki trabzanın tepe noktasında özellikle kirpiksiz yaptık. Şöyle 4 tane zincir çekiyorum. 4 zincirle düz tarafına döndüm. 2 defa tığı doladım. Yuvanın içine giriyorum. Şöyle 2, 2 ve 2. 4 zincir boyutunda bunu çektim. Bakın, 2 defa tığı doladım. Aynı şekilde yanına 2, 2, 2 alarak trabzan hazırlıyorum. İlmeğin neden böyle dolgun kabarık oldu? İşte bu trabzanın sayesinde arkadaşlar. Bakın, burada 3 tane trabzan var. Şöyle bir tanesi ara kısmına kalıp 2 tane trabzan ilmeklerimizin arasında kalacak. Bir defa tığı doladım. Bakın. Şöyle giriyorum. Buraya 10 tane bu şekilde ilmek toplayacağız. Şöyle 2, 3, 4. Bakın, 2 trabzanın arasından ilmeklerimi geçiriyorum. 5, 6, 7, şöyle 8, 9, evet 10. ve sonuncuyu da yapalım. Bakın, şöyle tekrar göstereyim. Altındaki trabzandan dolayı
Daha önce 18 tane ilmek almak zorunda kalmıştık. Bu yuvadan da yapmazsanız sıyrılması zor oluyor arkadaşlar. Bir tane de yuvadan ilmek çıkarın ki tığınızı böyle çekerken rahat bir çekim olsun bakın. Yoksa yukarı doğru tüm ilmekler tığınızla beraber sıyrılır. Bu bir püf noktasıdır. Sakın yuvadan da ya bir ilmek almadan bu şekilde çekmeyin yukarı. Bakın kenar kısmından da kapattım ve 3 defa tığımı doluyorum. Yuvaya girdim. Bu 1, 2, şöyle 2, 2, son 2 olarak bu şekilde uzun bir trabzan yapıyorum. Uzun olacak ki şöyle güzelce bir sık iğne yapalım. 4 tane zincir çekiyorum. Bu 4 zincirden pipirik yapacağız. Evet, 4 zincirimi çektim. Bu ara kısımdan girip buradan girdim ve ilmeğin şöyle içerisinden geçiyorum. Buraya sahte sık iğne yapacağız. Bakın şöyle trabzanın arasında o teli de aldım bakın arkadaşlar. Şöyle temiz çalışma olsun diye. Şöyle 2, şöyle 3, 4, 5 ilmek alıyorum. Tığımdakinden geçiriyorum. 6, şöyle 7, 8 ve 9. 10'uncuyu da şöyle bakın. Çok güzel bir sık iğne oluyor. 10'uncuyu da yuvadan alıyorum. Ve yaprağımız bitti. Bu trabzanını yapmak arkadaşlar bakın dolgusunu daha güzel gösterir. Altına böyle trabzan yaparsanız ilmekleri hem iki kat daha az girmiş olursunuz. Bu da dediğim gibi bir püf noktası ve buraya şimdi dal için 3 tane zincir çekiyorum. 2 defa tığımı doladım. Yuvanın içine giriyorum. 2, 2 ve 2. 3 sefer de aldım. 8 tane zincir çekiyorum. 6, 7 ve 8. 8 zinciri trabzanın arasına girip kapattım. Şöyle 5 tane sık iğne yapıyorum. Bu 1, 2, 3, 4 ve 5. 6.'yı da bu yuvanın içine yapıyorum. Dalımızın işlevi tamam. Yanına bir sık iğne yapıyorum. Bir tane de bu üçgen içerisine yapıyorum. Şöyle dalımızın güzel durmasını sağlıyor. Ve 2 tane zincir çekip yandaki tığ battıya girdim. İşlemimiz tamam arkadaşlar. Yaprağımız ve dalımız bu şekilde. Şöyle Ankara'da biraz hava puslu, gece çekimi gibi gözükse de aslında gündüz arkadaşlar. Şöyle ikindi vakti sayılır. Bugün hiç hava açmadı, hep pusluydu. Şimdi köşe kısmında bazen arkadaşlar böyle dönüşümlerde şöyle bu ara suyunu yaparken şöyle bakın. Kirpiğini de kapatalım. 4 zincirden oluşan 1-2 zincir. Şimdi buraya batmak eğer böyle bakın şeklini değiştiriyorsa bu şekilde kapatmıyorum. Aynı yere tekrar kapatıp şöyle ayrık durmamasını sağlıyorum. Bakın. Şöyle bakın daha güzel duruyor böyle bu köşeler. Daha uzağa yapınca hem bu çiçeğin uzaması zor olur hem de bu çok kendini kaybedip yaymaçlı bir duruş, çirkin bir duruşu olur. Evet, aynı yere yaptık bakın. Hem üçgen trabzanı hem kapatma işini aynı köşeye yaparak daha düzgün durmasını sağladık. Evet. Şimdi yandaki yuvaya girip ara suyunu yapmaya devam ediyoruz. 4 zincir. 4 zincirimi kapattım. Şöyle 2 zincirle de diğer yuvaya geçtim. Sadece bu dediğim köşe bu dönüşüm bir tanesi için geçerli. Bakın bunlar o kadar şeyi durmuyor arkadaşlar. Gerdirme işlemi olmuyor. 2 zincirimi çekiyorum. Yine 8 tane bu şekilde bu pıtırıklı üçgenli trabzanlardan yapacağız. 2 zincirimi çektim.
İpimizi esnetip güzelce sıkı sıkı da çekerseniz kalıp gibi böyle üçgen ara sular oluyor. Evet, bunu da yapıp çimenimizi tamamlayalım ve çiçeğimize geçelim. Kapatıyorum. Evet, bu da iki zincirimi kapattım. Evet arkadaşlar, bakın bu şekilde 8 tane toplam ara suyu yapacağız. Bakın köşelerde de muhakkak böyle bu şekil olacak. Şimdi çiçeğimizi de buna tutturup tamamlayacağız. Evet. Evet, şöyle dalımızın içine sık iğne ile sabitliyorum. 1, 2, 3 zincir. 2 defa tığı doladım. Yuvanın içine giriyorum. Şöyle 2, 2 ve 2. 3 sefermi de aldım. Bir trabzan. Ve 2 tane zincir çekiyorum. Bu zincir ilmek boyutumu belirliyor. Bir defa tığımı doladım. Ve buraya 6 tane bu şekilde ilmek alıyorum. Bakın 1. Şöyle 2. Her ilmek alış tığımızın başını doluyoruz. 3, 4, 5 ve 6. 6 tane ilmeği bu şekilde topladım. Bir defa tığımı doladım. Yuvaya giriyorum. Bir tane ilmek çıkarıyorum. Şöyle hepsini birden, bakın, tığımı şöyle oynatarak çektiğimde geliyor. Ve kenarından ilmeğimi alıp şöyle sık iğne ile kapatıyorum. Arasına bir zincir çekiyorum. 2 defa tığımı doladım. Aynı şekilde şöyle yuva yapacağız. Bakın. Yeşil yuvadan girip ilmek aldım. Şöyle 2, şöyle 2, şöyle 2. Yine 2 zincirimi çekiyorum. Bir defa tığımı dolayıp yuvanın içine giriyorum. Şöyle 1, şöyle 2, 3, 4, 5. Hem trabzan hem o kenardaki teli de alıyorum temiz olsun diye, güzel bir görüntü olsun diye arkadaşlar. Oradan o ince telin gözükmesini istemediğim için onu da alıyorum. Sonra en son 7. ilmeği de yuvadan alıp şöyle, bakın, hepsini birden tığımı çekiyorum. Şimdi bunu kapatıyorum. Bu ilmekler boyutunda kenarda 2 oldu. Buraya bir tane zincir çekiyorum araya. Buralardan 7 zincir geçmesi için birer zincirli boşluk bırakıyorum. 2 defa tığı doladım. Yine yeşil yuvanın içine giriyorum. Şöyle 2, şöyle 2 ve 2. Hemen 2 zincir trabzandan sonra bir defa tığı doladım. Şöyle net görmeniz için tutayım. Bakın, bu telden bahsediyorum. Onu da alıyorum içerisine. Bu 1. Bu 2, şöyle 3, 4, 5 ve 6. 6 tanesini trabzanda topluyorum. Bir tane de yeşil yuvadan alıp şöyle, bakın, hepsini birden buraya kapatıyorum. Bakın. 3 oldu. Bundan toplam 5 tane yapıyorum. Arasına muhakkak bir zincirimi çekiyorum ama çok sık, minicik, bol bırakmadan. 2 defa tığı doladım. Hemen yeşil yuvaya giriyorum. 2 ve 2. Şöyle. 2 zincir ilmek boyutumu belirliyor. Bir defa tığı doladım. Şöyle o teli de alıyorum temiz olsun diye. Kenardan gözükünce hoş gözükmüyor. Şöyle 3, 4, 5, şöyle göstereyim, 5 ve 6. Yine sonuncu 7. yuvadan alıp şöyle, bakın, 4.'yü de yaptık. Kapattıktan sonra bir tane de zincir çekiyorum. Diğerine geçiş köprüm sayılır. 2 defa tığımı doladım. Şöyle yuvaya giriyorum.
Şöyle 2, 2 ve 2. 2 zincir benim ilmek boyutumu belirliyor. Şöyle göstereyim. Bir defa tığı doladım. Teli de alıyorum. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5, şöyle ve 6. 6 tane. Yine bir tane de bu şekilde yeşil yuvadan alıp hepsini birden, bakın şöyle hafif şöyle oynata oynata çıkarıyorum. Fazla zorlamadan. Evet. 5 tane oldu bakın. Evet. 7 tane zincir çekiyorum. 5, 6 ve 7. 7 zinciri şöyle tersine çevirdik bakın. Dalların üzerine çiçeğimizi hazırladık ve ara kısımdan giriyorum. Bir zincir çekmiştik ya. Oraya 7 zincirimi kapattım. Yine 7 zincir. 6 ve 7. Şöyle. Girdiğim bir zincirli yer ikisinin arası. Çok tatlı gözüküyor arkadaşlar. Bal rengi gibi gözüküyor. İpimizin rengi. Buradan girdim. Yine kapattım 7 zincirimi. 4, 5, 6 ve 7. Şöyle yine kapatıyorum. Şimdi sonuncu 7 zincir. Ve buradan kenardan çektiğim 3 zincirde girip sabitliyorum. Şöyle bir zincirle düz tarafına dönüyorum bakın. Şöyle bu şekilde oluşturduk yuvaları. Şimdi buradan giriyorum bakın. 7 zincirli yuvadan giriyorum. Aynı yaprağın kenarında yaptığım sahte sık iğneden buraya da yapacağım bakın. Şöyle girdim, ilmeğimi aldım, içindekinden geçtim 2. Şöyle 3. 4. Arkadaşlar şöyle tığınızın çengeli güzel olacak. Her çengelliden geçmiyor, zor oluyor. O da siz yapamıyorum sanıyorsunuz. Aslında çengeli böyle güzel olunca kavraması güzel oluyor bakın. Sanırsam 4 müydü arkadaşlar? 5 miydi? Sayısı sık iğnenin. Evet, 6. Şöyle bakalım. Duruşuna 7, bir tane daha yapıp 8'e tamamlayalım. Öbürü 8'de arkadaşlar. Şöyle sık iğne gibi iğne uyası gibi sık iğneler oldu. Tüm yuvaları bu şekilde dolduruyorum bakın. Şöyle hiç zincir çekme yok. Şu içinden geçince oturtmak için otomatik kendi zinciri arkadaşlar. Şöyle içinden geçiyorum ilmekten. Sonra bu ilmeğin oturtması için üzerine bu şekilde zincir çekiyorum. Bakın şöyle. 3 4 5 6 7 şöyle ben simetri olması için sayarak yapıyorum. 8 İkinciye geçeyim. Şöyle başta iki tanesini yavaş bir şekilde gösterdim. Daha iyi anlamanız için. Yavaş göstermekte sorun yok da arkadaşlar. Vakit çok gidiyor. Dakika fazla oluyor yani. O yüzden birazcık sondan iki tanesini falan böyle bu şekilde hızlı gösteriyorum. Çok da ya hızlı değil aslında. Şöyle göstereyim. 8. Diğerine. Bu 1. 2. 3. 4. 5. 6. Şöyle az tırnağımla sıyırayım ki iki tane daha sığsın. Şöyle 7 ve 8. Sonuncuyu 7 tane dolduracağım arkadaşlar. Bir tanesini de
tutturma işleminde kullanacağım. Aslında bir eksik bir fazla fark etmez de simetri olsun. Bakın 3 şöyle 4 5 6 şöyle göstereyim 7 bu şekilde yaptıktan sonra şimdi bunu bu 4 zinciri hemen yanındaki yere sabitliyorum. Tutturdum. Şimdi bir tane de yuvanın içine tekrar aynı yere dönüşümü yapıp şimdi 3 zincirle hani bu yuvada başlamıştık ya 3 zincirle yine bu yuvada kapatacağım. Şöyle 1 2 ve 3 zincir. Bu dalımızdaki yeşil yuvanın içine boşluğa girip şöyle şuradan şöyle tersinden bu şekilde gözükmeyebilir. Şöyle tutayım ya da dalımızın içerisine 3 zincirimi sık iğne ile sabitleyip şöyle geçmezse şöyle ucunun yanağını alıp o şekil geçireyim. Makası yine getirmemişim arkadaşlar. Evet. Bu şekil oldu. Bakın arkadaşlar. Şunları şöyle arkadan yakıp ipleri çekip arkaya yakacağım. Çok da güzel oldu. Bakın kalıp gibi de yaptık. Gerçekten hoş oldu. Şöyle yavaş yavaş da gösterdim inşallah. Hemen şu ipleri ben yakıp temizleyip geleyim. Öyle ikisine beraber bakalım. Evet, modelimizi tamamladık arkadaşlar. Bakın bu köşe kısmını özellikle sizlere gösterip yapmak istedim. Bu şekilde şöyle şu dolgu işlemini trabzanını yavaş yavaş bu çiçeğin yapılışını dolgu küçük dolguları akideleri nasıl yaptık tek tek böyle taçlı akideleri kesmeden inşallah işinize yarayan bir video olmuştur. Şöyle bakın hoş ve güzel. Sade, dolgulu, hoş bir model oldu arkadaşlar. Şöyle bir de tülbentimi şöyle ters çevirip. Sallantılı hale de çok koşturuyor ayrıyeten arkadaşlar. Dediğim gibi biraz bugün hava sanki gece çekimi gibi olsa da ışıkları açarak şöyle aydınlama yaparak çekmeye çalıştım. Sizler de arkadaşlar emekler için beğeni ve yorum yaparak destek olursanız sevinirim. Çünkü YouTube'da beğeni ve yorumlardan dolayı önermeler de ön plana çıkıyor. Kanalın devamı bu videonun çekimlerinin devamı için sizin beğeni ve yorumlarınız önemli arkadaşlar. Şöyle. Destekleriniz için şimdiden hepinize çok teşekkür ediyorum. Şöyle Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hoşça kalın.